Nihat Bey, söylediğiniz şeye geleyim. Londra'daki usul şu: belediye başkanı yıllık olarak sadece belediye meclis üyelerine değil, biz zaten hesabımızı burada veriyoruz. En son verdiğimiz hesap Ankara halkınaydı. Ankara halkı 60,5'te onayladı. Bunun üstüne konuşacak bir şey zaten yok. İkincisi, Londra usulünü söylemeye gelince, bunu Türkiye'de ilk defa ben yapacağım. Varsa kocaman Türkiye'de 2000 küsür, yani tam sayısını bilmiyorum, bir belediye başkanı varsa o da çıksın. Ve meydan okuyacağım. Ben bu hesabı vereceğim. Çeşitli kuruluşlardan seçilen insanları kendim seçmeyeceğim. İsim verdireceğim. Ve benim faaliyetlerimi bana sorun, ben size cevap vereceğim diye Ankara halkına Türkiye'nin göreceği şekilde hesap vereceğim. Ama bir tane kamu kuruluşu, bir tane AK Partili belediye veya başka partiden belediyede çıksın, benim yaptığımı yapsın. Ben bu usulü yapacağım. Yapıcı eleştirilerin hepsine hazırız. Hesap vermeye de hazırız. Onu da söyleyeyim. Hesap vermekten çekinecek birisi yok. Ben bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaşından sonra ne haram yemeye ne de yedirmeye niyetim yok. Bunun böyle bilinsin. Bazı arkadaşlar, yani bunların hepsi elimizde. Bunları göstereceğiz. Hepsinin cevabı var. Bizim harcamalarımızın kat kat üstüne olanlar var. Ama dert şu: 5 yıl boyunca arkadaşlar 109 tane savcılığa şikayet oldu. 101'i takipsizlikle bitti, 8'i müfettiş incelemesinde. Allah'ın izniyle bir tek bürokratın bile gitmedi, gitmeyecek. Varsa hatası, hatası olanın arkasında durmayacağım. Şikayetçilerle beraber ben de şikayetçi olacağım. Ve bu Ankara Belediyesi'nin tertemiz, soyulmadan yönetebileceğini ispat edeceğim. Şimdi çok dışarıdan gazel okuyanlar var, sizleri de kastetmiyorum. O gazete böyle göbek atanlar var ya, dertleri şu: ya bak herkes yiyor demek istiyorlar. Biz yemeyeceğiz arkadaşlar. Yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz. Buna da Ankara halkına söz veriyorum. Hatası olan hatasını çekecek. Bizim de hatamız varsa bunun siyasi bedelini ödemeye hazırız. Siyasi bedelini ödemeye hazırız. Eğer varsa hatası olan, onlar da hukuki bedelini ödemeye hazırdır. Allah nasip ederse çoluğumuzu çocuğumuza bırakacağımız en büyük miras 10 yıl içerisinde tertemiz Ankara'yı yönetti deyip bize ve mesai arkadaşlarımız hepinize inşallah iyi gözle baksınlar. Çünkü geçen dönemde biliyorsunuz bir tane rantlı iş geçmedi buradan. Demek ki işbirliği yapılırsa belediye gayet güzel yönetiliyor. Bu konuda da inşallah iyi kararlarda desteklerinizi bekliyor. Hepinize sevgi ve saygıları sunuyorum. Saat 7'ye kadar erteliyorum arkadaşlar.